Kraliçenin telefonundaki mesajın deşifresi bitmek üzere. Ne zaman gelirsiniz? Önemli bir detay mı var? Sanırım. Hemen çıkıyoruz. Mekan burası. Neredeler? Gelirler birazdan. Geliyorlar. Kimsiniz? Mal sahibi. Bekleyin bir dakika. Alo abi. İki tane herif geldi. Biri bıyıklı, diğeri de adam yiyecek gibi bakıyor. Abi kim bunlar? Şu tiplere bak, dağdan inmiş gibiler. Ya bu işler eli yüzü düzgün adamlarla yapılmaz zaten. Sen amma taktın bu tip mevzuna. Tamam abi. Gelin içeri. Mallar burada. Tamam, yükleyin de çıkalım. Abi önce bir kontrol edelim bakalım. Tam mı diye. Öyle yapacağız. Biz malları bir kontrol edelim, sonra çıkarız. Acele edin. Çıksınız lan bu kadar patlayıcıyı. Ben şoföre bir işaret çakayım. Operatöre doğrudan mesaj. Teslimatın yapılacağı depoya geldik. Buradaki mühimmat çift yönlü. Silah ve patlayıcılar var. Özellikle patlayıcı ağırlıklı. Bu kadar patlayıcının birleştirilmiş halde böyle bir yolculuğa çıkması bana biraz mantıksız geldi. Sizden gelecek emre göre harekete geçeceğim. Herkese kolay gelsin. Sağ ol başkanım. Başkanım konuşabilir miyiz? Bir şey mi oldu? Sizin de yetki alanınıza girdiği için paylaşma ihtiyacı duydum. Dinliyorum. Bu sabah Selen Yalçın Dağ'ın ölümü resmi olarak kabul edildi. Evran'ı az önce onayladık. Bana bu konuda ne yapmamı istiyorsun? Selen'in eşyaları buraya gönderildi. Malum birinin alması gerekiyor, bir aile yakınının alması bekleniyor. Ben de düşündüm ki... Anladım. Altay'ı bilgilendiririm. Başkanım, eğer ama istemiyorsanız mecbur da değilsiniz tabii ki. Ama eğer öyle olursa eşyalar depoya gönderilir ve resmi bir yazıyla Altay Bey'e iletilir. Gerek yok. Benim için hayatını çok kez tehlikeye attı. Ona bunu borçluyum. Nasıl uygun görürseniz başkanım. Altay, özel bir durum gelişti. Selen'in eşyaları kendi birimine gönderilmiş. Ama eğer istersen ben senin için o eşyaları aldırıp müştemilata bıraktırabilirim.
İzin verirseniz ben bizzat almak isterim. Tabii ki.